B12 vitamini almak şart, evet, çünkü. B12 vücudumuzda çok temel işlevleri olan bir vitamin. Yani sinir sistemimiz için çok önemli, karaciğer, yağ, protein metabolizmalarımız için çok önemli. Vücudumuzun polikasiit kullanabilmesi için, DNA, RNA sentezi için yani birçok yerde biz B12'nin işlevini görüyoruz. O yüzden B12 düzeylerimizin vücudumuzda iyi bir seviyede olması gerçekten çok önemli. Şimdi B12 bizim dışarıdan hayvansal kaynaklarla aldığımız bir vitamin. Yani sığır eti gibi, yumurta, süt ürünleri gibi veya bu kabuklu deniz canlıları, balıklar gibi besinlerle biz bunu vücudumuza alıyoruz. Ama mesela ne oluyor da eksiliyor? Yaşlandıkça eksiliyor. Çünkü B12 vitamini midemizde bir proteinle bağlanıp taşındığı için yaşlandıkça azalıyor. Bunu biliyoruz. Onun dışında bazı ilaç kullanımlarında azalıyor. Mesela metformin kullanımında azalıyor. Doğum kontrol ilaçları kullanımında azalıyor veya sürekli mide koruyucu ilaçlar veya antasitler kullanıyorsak B12 miktarımız azalıyor. Ya da e, vegan veya vejeteryansak hiç hani bu tarz ürünler tüketmiyorsak zaten dışarıdan takviye etmemiz gerekiyor. Şu aralar çok fazla görüyoruz. Mide ameliyatı olan kişilerin mutlaka dışarıdan takviye etmesi gerekiyor. Şimdi B12 vitamini eksikliğinde genelde kansızlık olarak bildiğimiz anemi durumları ve unutkanlık e, aslında en öne çıkan e, durumlar. Bunların dışında vücutta üşüme hissi, bir karıncalanma hissi, bir uyuşma hissi, işte saç dökülmesi problemleri ya da vücut ağrılarında artış yani fibromiyajlı gibi kramplarda artış gibi durumlar gözleyebiliyoruz. Şimdi B12 vitaminini ölçtürebiliriz en başta. Eğer çok eksikliğimiz varsa zaten ilaç formundaki enjeksiyonlar var. Doktorlar en başta ee, bunlarla biraz düzeyleri toparlamaya çalışıyor. İlaç formunda yine tabletler de var ama biz bunu gıda takviyesi olarak dışarıdan almak istiyorsak çok çeşitli formları var. Sprey, işte ağızda çiğnenebilen tabletler, gamiler veya direkt yutulan tabletler de var. Bu biraz tabii tercih meselesi. Ama mesela yutulan bir tablet aldığın zaman hani mide'nin sağlıklı olup olmadığını bilmeyeceğin için aslında boşa almış bir durumda da olabilirsin. O yüzden en Sağlıklısı bana göre dışarıdan aldığın zaman yani takviye edici gıda olarak aldığın zaman işte ağza sıkılan spreyler veya çiğnenebilen tabletler gibi şeyler daha uygun olacaktır. Bunların da yetişkin için dozu günlük 1000 mikrogram olarak genelde bütün preparatlarda böyle bulunuyor. Yeterli bir doz zaten dışarıdan almak için. Ne kadar süre kullanmalıyız? Bu aslında kişinin B12 düzeylerine göre tamamen değişen bir şey. O yüzden kesinlikle işte şu kadar sürede artar, şöyle olur, böyle olur deme şansımız yok. Bunu sadece ölçtürünce gözlemleyebileceğimiz bir şey. Şimdi B vitaminleri aslında suda çözünen vitaminler. Fazlalığı idrarla atılmasını bekliyoruz. Ama bir anda çok fazla B12 alımı sonucunda mesela sizde herhangi bir eksiklik de yoksa düzelerin çok arttığını ve böyle e, akne oluşumlarının olduğunu veya polinöropati dediğimiz e, durumların ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. O yüzden e, kararında gitmekte yarar var.